billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ve ehli beytihi ve zürriyatihi ecma'in. Elhamdülillahi'llezî hedâna lil-İslam ve'lhamdülillahi'llezî ce'alenâ min ümmeti Muhammedin Resulullahi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedâna Allah. Laqad câet rusulü rabbina bilhaq. Sallu ala rasûlina Muhammed. Allahümme salli ve alâ âli seyyidina Muhammed. Sallu ala tabibi kulûbina Muhammed. Sallu ala şefii'i zunubina ve kurrati a'yunina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Em turiduna en tes'elu rasulakum kema su'ile Musa min qabl. Ve men yetebeddelil kufra bil imani fekad dalle seva'es sebil. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ فَاعْفُوا وَاسْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق الله العظيم. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden kalplerimize İman nimetini nasip eden Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar. Onun Habibi kainata rahmet Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Allah Celle Celaluhu günümüzü, gecemizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz duyduklarımızla, dinlediklerimizle amel etmeyi cümlemizi muvaffak eylesin. Bizleri dinleyen, izleyen kardeşlerimizin evlerine, işlerine Rabbimiz Celle Celaluhu huzurlar, bereketler ihsan eylesin. Allah Celle Celaluhu son nefeslerimize kadar Kur'an ilimleriyle meşgul olmayı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözleriyle, hadisleriyle meşgul olmayı, İslam ilimleriyle kendimizi iştikal etmeyi Rabbimiz Celle Celaluhu hepimize nasip ve müesser eylesin. Değerli kardeşlerim, Rabbimize hamdü senalar olsun. Elhamdülillah tefsir derslerimize devam ediyoruz. İnşallah bu hafta Bakara suresi 108 ve 109. ayetleri izah etmeye çalışacağız. Tabii Bakara suresinin 122. ayetine kadar her bir ayet müstakil. Ama ayet-i kerimeler kısa olduğu için veyahut çok detayına girmek istemediğimizden dolayı kardeşlerim özünü ifade etmek maksadıyla iki iki birleştirerek gideceğiz. Yani 108. ayet başka yani müstakil bir meseleden bahsediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorulan sorular üzerine inen bir ayet. 109. ayet-i kerime yine başlı başına bir konu. Dolayısıyla kardeşlerim ama sohbet konumuzu yani ayetlerin özünü ifade etmek için ikisini beraber zikredeceğiz. Değerli kardeşlerim, öncelikle ayet-i kerimeyi okuyalım. Ardından inşallah meali ve tefsirini yapmaya inşallah devam edelim. Rabbimiz dinleyen kardeşlerimize en güzel bir şekilde dinlemeyi, canı kulaklarıyla dinlemeyi ve dinlediklerini de hayatında uygulamayı Allah hem biz anlatanlar olarak hem de dinleyen kardeşlerimize Rabbim nasip eylesin. Kardeşlerim, evvelki ayette yani Bakara suresi 107. ayette Rabbimiz Celle Celaluhu buyurmuştu ki Elem ta'lem ennallâhe lehu mulkus semâvâti vel ard. Habibim, sen bilmedin mi ki yerlerin ve göklerin sahibi yani göklerin mülkü ve saltanatının sahibi olan yerin mülkünün ve saltanatının sahibi olan Allah Celle Celaluhu'nun her şeye gücü yeteceğini bilmedin mi? Yani Rabbimiz gücünü kuvvetini burada beyan ettikten sonra kardeşlerim okuyacağımız 108. ayet-i kerimede de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bazı sırları sormakta ısrar eden kardeşlerim kişileri, kimseleri Rabbimiz Celle Celaluhu azar etmek üzere, onları kınamak üzere şu ayeti ifade ediyor. Em turidune, yoksa siz bunu mu istiyorsunuz, murad ediyorsunuz? En tes'elu rasulekum, peygamberinize sormayı, yani siz şunu mu arzu ediyorsunuz, bunu mu istiyorsunuz? Ne gibi? Kema su'ile Musa min kabl, Musa aleyhisselamın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den önce Yahudilerin Hazreti Musa'dan uygunsuz şey istemeleri gibi siz de peygamberden bunu mu istemek istiyorsunuz?
وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ Her kim ki değiştirirse, neyi değiştirirse? Küfrü. Neye değiştirirse? وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيمَانِ imana değiştirirse. فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ Muhakkak ki o kimseye sapmıştır. Neyden sapmıştır? سَوَاءَ السَّبِيلِ Yolun doğru olanından. Yani kardeşlerim, kendisini hak ve hakikate kavuşturacak cennet nimetlerine, Allah'ın rızasına, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna ve istikametine kavuşturacak yoldan kendisini sapıtmıştır. Şimdi burada kardeşlerim ayet-i kerime açık. Rabbimiz Celle Celaluhu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bazı sırları ısrarla sormak isteyenlere, soru sormak isteyenlere karşılık siz de Musa peygamberin ümmeti gibi peygamberinize sık sık böyle ısrarla bu soruları sorup yoldan, delaletten sapıtmak mı istiyorsunuz? Yani küfrün karşılığında küfrü bırakıp, imanı bırakıp küfrü almak mı istiyorsunuz? Ve ayetin son kısmında da فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّب۪يلِ Muhakkak ki o sapıtmıştır. Neden sapıtmıştır? Yolun doğrusundan, istikametten. Niye? Çünkü Allah'ın gizlediği sırları veyahut Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sınırlı şekilde ifade etmesi gerektiği sırları zorla Resulullah'a sormak isteyen kimseler. Kardeşlerim, ekseri ulemalar yani müfessirlerin, tefsircilerin çoğuna göre bu ayet-i kerime iniş sebebine baktığımız zaman Yahudiler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Dediler ki ya Muhammed Musa'ya Tevrat komple böyle tamamen indiği gibi sen de Allah'tan bize bir tam kitap getirsene dediler Peygamberimize. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim 23 yılda parça parça indi. Daha evvel de bunu izah etmiştik. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam'a Tevrat kitap halinde tam olarak verildi. Ama Resulullah Efendimiz'e 23 yıl çerçevesi içerisinde parça parça Kur'an indi. Bu ilimleri bilmemiz lazım. Kur'an ne kadar indi, kaç suredir bunları hepsini bir müminler olarak bilmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim kardeşlerim 113 sure yani 30 cüzden müteşekkil. Tabii aynı şekilde ihtilaflar olsa da 6236 ayet-i kerimeden müteşekkil hidayet rehberimizdir. Bunları Kur'an'la ilgili bilgileri bilelim kardeşler. Ya her şeyi biliyoruz ya. Ne çok kitapları, bilmediğimiz romanlar, hikayeler. Yani bunların size ahirette faydası mı olacak? Bu hidayet rehberimiz Kur'an-ı Kerim'le konuşmak, Allah'la konuşmaktır kardeşler. Bu kitabın detayını bilmek Rabbimizle meşgul olmak demektir. Bunları bilmemiz lazım. Dolayısıyla kardeşlerim Yahudiler dediler ki ey Muhammed sen Musa'nın Tevrat'ı toptan getirdiği gibi sen de Kur'an'ı toptan getirsene demesi üzerine bu ayet-i kerime nazil oluyor. Yani Rabbimiz Celle Celaluhu tabi yine kardeşlerim bir adam Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek diyorlar ki ya Resulullah diyor keşke bizim kefaretlerimiz yani yaptığımız suçlarımızın günahlarımızın cezası Beni İsrail'in cezaları gibi olsaydı. Yani bizden önceki ümmet olan İsrailoğullarının işlediği günahlara karşılık Allah ne ceza veriyorsa keşke şimdi bizim dönemimizde de onlara verilen cezanın aynısı bize de verilseydi deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Ma u'titum hayran size verilen daha hayırlıdır yani önceki ümmetler geldi geçti siz ümmetlerin en hayırlısınız kuntum hayra ümmetin uhricet linnas size verilen hüküm ve ahkamlar daha hayırlıdır nasıl hayırlı hadis-i şerif devam ediyor كَانَتْ بَنُوا إِسْرَائِيلَ اِذَا اَصَابَ اَحَدُهُمُ الْخَطِيَ İsrailoğullarından birisi bir hata, bir günah işlediği zaman, Allah'ın yasaklamış olduğu bir şeyi yaptığı zaman, bunun suçu cezası nasıl yapılırdı? Hani o adam dedi ya, ya Resulullah keşke bizim de suçlarımızın cezası İsrailoğulları gibi olsaydı. Peygamberimiz de onlardan bahsediyor. وَجَدَهَا مَكْتُوبَةً عَلَى بَابِهِ وَكَفَّارَتَهَا O zaman o adam bir günah işleseydi suçunun ve cezasının ne olduğu evinin kapısının üzerine yazılırdı. Kardeşlerim ne kadar ağır bir durum ya. Elhamdülillah bugün yaptığımız günahlarımızı, hatalarımızı, haramlarımızı insanlar bilse vallahi insanlar içine çıkacak yüzümüz olmaz. Düşünsenize birilerinin arkasından gıybet ediyorsunuz. Gıybet ettiğiniz kişinin ne konuda arkasından gıybet ettiğiniz evinizin kapısına asılıyor, yazılıyor. Kim tarafından? Allah Celle Celaluhu tarafından. Ve bunu silemiyorsun da. Çünkü Rabbimiz yazmış bunu. Ve o günahın affedilmesi için yapman gereken de kapana yazılmış. Bütün insanlar gelip geçenler, senin evin önünden geçenler günahını da biliyor, kefaretini de biliyor. Ne kadar ağır bir durum değil mi? Gerçi kardeşlerim yani bizim o kadar günahımız var ki kapılarımıza yazılsa inan kapımızda yer kalmaz. Rabbim bizleri affeylesin. Ama diğer ümmetlere nazaran ne kadar şanslı olduğumuzu ifade ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
Efendimiz hadis-i şerife devam ediyor, kainatın efendisi. فَاِنَّ كَفَّرَهَا كَانَتْ لَهُ خِزْيًا فِي الدُّنْيَا. Eğer yazılan cezayı tatbik ederse dünyada rezil olur. Çünkü bütün insanlar bunu duyacak, bilecek. Yapmazsa ahirette rezil olur. Hadis-i şerif devam ediyor. Allah-u Teala size ondan daha hayırlısını verdi. Bizde öyle yaptığımız günahlar kapımıza yazılıyor mu? Yazılmıyor. Peki nedir bizdeki kardeşlerim onlara göre hayırlı olan kısmımız? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki وَقَدْ آتَاكُمُ اللّٰهُ خَيْرًا مِنْ ذَٰلِكَ. Yani Allah onlardan daha hayırlısını verdi. Nasıl, ne şekilde? قَالَ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوَاً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ. Her kim kardeşlerim bir kötülük işlerse veyahut kendine zulmederse ne yapsın o kimse? Sonra Allah'tan bağışlanma isterse Allah Celle Celaluhu günahları ziyade acıyıcı olarak bağışlar. Nisa suresi 110. ayet-i kerime. Yani onlar gibi kapımıza yazılmıyor. Allah diyor ki nefsine zulmeden, günah işleyen tövbe etsin, tövbesini kabul edeceğim. Efendimiz de buyuruyor ki siz onlardan hayırlısınız. Allah size tövbe kapısını açmış. Günahlarınızı insanlara duyurmadan affedeceğinizi beyan buyurmuş. Ve hadis-i şerifin son kısmında وَالصَّلَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمَعَةُ اِلَى الْجُمَعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمْ. Ve Allah size şöyle bir müjde verdi. 5 vakit namaz ve bir cumadan öbür cumaya kadar. Cuma günleri bereketlidir kardeşlerim. Bir cumadan öbür cumaya kadar aralarında geçen kötülüklerin, günahlarının örtücüsüdür cuma günleri. 5 vakit namaz da o bir vakitten diğer bir vakite geçen aralığında günah işleyenlerin günahını örtücüdür 5 vakit namaz. Bu şu anlama gelmiyor. Yani git günah işle, ne de olsa namaz kılıyorsun, günahlarını örtülecek. Ya da cumadan cumaya gidiyorsun, git günah işle, bir şey olmaz anlamına gelmiyor. Rabbimiz sadece bizim diğer ümmetlerden daha hayırlı, daha faziletli Kur'an hükümlerine, Allah'ın emirlerine, ahkamlarına, nimetlerine kavuşmuş olduğumuzu beyan ediyor. Dolayısıyla kardeşlerim, bunun üzerine Allah-u Teala bu ayeti indirdi. Yani bu adam peygamberimize geldi. Ya Resulullah, işte bizim de keşke diğer ümmetler gibi cezalarımızın, suçlarımızın cezası diğer ümmetler gibi olsa deyince bu ayet-i kerime indi. اَمْ تُرِيدُونَ اَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ. Yoksa siz de peygamberinize gidip Musa peygamberde yaşanılan ümmetinin onu sıkıştırdığı gibi yapmak mı istiyorsunuz? Nasıl? اَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ. Musa aleyhisselama sordukları gibi. Yani sürekli kardeşlerim, mesela Yahudiler geliyordu Musa aleyhisselama, ey Musa bize ilah yap da tapalım. Peygambere böyle sorular sorulur mu ya? İşte Musa aleyhisselamdan kardeşlerim uygunsuz taleplerde bulunmuşlardı. Dolayısıyla Rabbimiz Celle Celaluhu da burada Musa Aleyhisselam'a örnek veriyor. Musa Aleyhisselam'a sorulan uygunsuz sorular gibi peygamberinize siz bu soruları mı yönetiyorsunuz? Ve ayet-i kerimenin devamında Rabbimiz Celle Celaluhu kardeşlerim buyuruyor ki وَمَنْ يَتَبَدَّلُ الْكُفْرَ بِالْا۪يمَانِ. Her kim ki küfrü neye mukabil? İmana mukabil. Yani kardeşlerim, İndirilen bu kadar mucizeye inanmayıp şüphe ederek mucize isterse, yani küfrü kardeşlerim imana mukabil değişmek istiyor. Şimdi bu adam bu kadar mucizeler gördüğü halde hala peygambere ısrarla işte şu soruyu soruyor, bu soruyu soruyor. Allah bunu men ediyor kardeşlerim. Yani bir insan peygamberinin huzurunda edepli olmalıdır. Hucurat suresinde Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Efendimizin yaşadığı o kısa yüksek sesli tartışma gibi. Ya eyyühellezine amenu la terfeu esvatekum inde Rasulillah. Peygamberin yanında sesinizi yükseltmeyin ey iman edenler. Burada Allah edebi emrediyor. İşte kardeşlerim bu ayet-i kerime de edebe işarettir. Yoksa ne olur kardeşlerim sonu? Fekad dalle sevâ'es-sebil. Doğru yoldan ayrılmıştır o insan. Peygamberin huzurunda edepsiz olan. Peygamberin vekili kim? El vekilu kel asıl. Vekil asıl gibidir kardeşlerim. Kim peygamberin vekilleri? El ulema u varasetul enbiya. Alimler peygamberlerin varisleridir. Hadis-i şerif budur. Şimdi sen bir alimin yanında edebini korumazsan, Mevlana Hazretlerimizin buyurmuş olduğu gibi, alimlerin yanında kalbini, cahilin yanında dilini muhafaza et. Alimin yanında kalbini muhafaza edeceksin, kalbinden geçenleri muhafaza edeceksin. Cahilin yanında da dilini tutacaksın. Çünkü sen ne konuşursan konuş, o cahil yine o cahilliğe devam edecek. Onun için kardeşlerim, Rabbimiz Celle Celaluhu peygamberimizin huzurunda bizim edepli olmamızı emretmiştir. Çünkü edebi alınan bir insan Allah muhafaza
freni patlamış kamyon gibi ne yapacağını şaşırır kardeşler. Onun için kardeşlerim yani bu ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu müminleri peygamberden faydasız şeyler istemekten veyahut faydasız sorular sormaktan men ediyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Çünkü bu ayet-i kerime kardeşlerim yani bize edebe işaret ediyor. Burada edebi muhafaza etmemize işaret ediyor. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri ashab-ı kiramı Peygamber Efendimiz'den uygunsuz şeyleri sormayı men etmiştir. Ayette sahabeleri uyarmıştır. Peygamberinize uygunsuz şeyleri sormayacaksınız. Yani maalesef tabii birçok haddini bilmeyen insanlar oluyor zamanımızda kardeşlerim. Ama biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme edebimizi ne kadar muhafaza edersek kardeşlerim. Yani edebin hakikatı nedir kardeşlerim? Edebin asıl olan hakikatı bütün hayır ve hasletleri, özellikleri bir arada toplamaktır. Hayırları, ahlakı, edebi bir araya toplamaktır ki o zaman kardeşlerim edebi muhafaza etmiş olalım. Dolayısıyla kardeşlerim mesela Bostanul Arif'in isimli eser Ebu'l-Leys Es-Semerkandi rahmetullahi aleyh Rabbimiz makamına âli eylesin. Eserinde buyuruyor ki iman 5 kale ile muhafaza edilebilir. Yani 5 şeyi muhafaza edersen imanını o zaman muhafaza edebilirsin. Bu 5 şeyi muhafaza etmeyen insan Allah muhafaza imanını küfre doğru götürür. Mesela nedir? Birincisi yakinen iman etmek. Yani kalbinde Allah'a, peygambere, itikat esaslarına dayalı olan inancında şüphe olmaması. Bu imanı muhafaza eder. İkincisi kardeşlerim ihlas. Yani karşılık beklemeden yaptığınız ibadeti, yaptığınız iyiliği sadece ve sadece Allah rızası için yapmak. Yani amacımız bu değil mi kardeşlerim? Şu kısa hayatta Rabbimizi memnun etmek. Gayemiz bu. Onun için biz yaptığımız ibadetlerde İmam Rabbani Hazretlerimizin buyurduğu gibi İslam 3 temel şey üzerine kurulmuştur. İlim, amel, ihlas. Bu 3 temel şeyi muhafaza edersek kardeşlerim ki konumuzda ifade ettiğimiz Ebu'l-Leys Es-Semerkandi Hazretlerinin buyurduğu ihlas karşılık beklemeden her şeyi Allah rızası için yapmak. Üçüncüsü ne? Farzları muhafaza etmek. Yani bir Müslüman namazını kılmadan başını nasıl yastığa koyabilir? Farzını eda eden bir insan Allah'a karşı kendini, vazifelerini yapmış olur. Ha, bunu korumadığı müddetçe ne olacak? Bakın dördüncü madde ne? Sünnetleri tamamlamak. Toplumumuzda bugün yani 5 vakit namaz kılan insanların da yaşadığı en büyük problem. Ya sünnet bir şey olmaz, kılmasak da olur. İşte Peygamberimiz ikindinin sünnetini bazen kılmamış, biz de kılmayalım. Yatsının sünnetini Peygamberimiz bazen kılmamış, biz de kılmayalım. Yani hadi o peygamberde ihtiyacı yok, bizim ihtiyacımız var. Bir rekat nafileye daha ihtiyacımız var kardeşler. Sünnetleri kılmıyoruz. Bir de mesela özellikle Şafii olan kardeşlerimiz. Ya işte İmam Şafii diyor ki kazası olanlar sünnet kılmasınlar. Yani kazası olan sünnet kılmasın diyor ama sen sünnet namazı vaktinde mesela camide bakıyorsun herkes sünnet kılıyor adam orada oturmuş. Ya niye kılmıyorsun sünneti? Ya ben Şafii'yim sünnet kılmıyorum. Niye kılmıyorsun? Sebep İmam Şafii demiş ki kazan varsa sünnet kılma. İmam Şafii kazan varsa sünnet kılma derken insanlar sünnet kılarken sen orada otur demiyor. Sen de kalk orada o zaman kaza namazını kıl. O zaman kaza namazını kıl. Hayır kazam yok. O zaman sünneti kılacaksın. Men yetemesseke bi sünneti indi fesadi ümmeti. Kim ümmetimin bozguna uğradığı zaman da sünnetime yapışırsa 100 şehit sevabı vardır diyor. Niye biz bu ecri kaçırıyoruz ya? Cenneti mi garantiledik de haberimiz yok. Onun için kardeşlerim bakın burada sünnetleri muhafaza etmek. Sünnetleri, namaz öncelerinden, sabah namazının sünneti hayrun mine dünya buyuruyor Efendimiz. Dünya ve içindekilerinden hayırlıdır kardeşlerim. Dünyadan da içindekilerinden daha hayırlı. Diğer sünnetleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz öncelerindeki yaptığı sünnetleri bilhassa namazla ilgili olan sünnetlerini muhafaza edeceğiz. Ha, namaz dışında sünneti yok mu Efendimizin? Var. İşte kardeşlerim mesela Ebu'l-Leys Es-Semerkandi diyor ki bu dördüncüsü sünnetleri tamamlamak. Beşincisi de edebi muhafaza etmek. Şimdi beşe edebi koymuş. Şimdi sıraya ne koydu? Şüphesiz iman, ihlas yani karşılıksız Allah'a ibadet, farzları eda etmek, sünnetleri tamamlamak. Beşe de kardeşlerim buyurdu ki edebi muhafaza etmek. Şimdi edebi muhafaza etmeyen bir insan sırasıyla şeytan ona yavaş yavaş sünneti terk ettirir. Hemen ardından kardeşlerim vacibi terk ettirir. Hemen ardından farzı bir de bakarsanız ki artık o kişi imanıyla boğuşmak üzere. Artık iman ve küfür arasında gidip geliyor. Onun için şeytanın tuzakları çok çetindir kardeşlerim. Kendimize güvenmeyelim.
Biz Rabbimize güveneceğiz. Tedbir bizden, edebimizi, adabımızı muhafaza edeceğiz. Çünkü edebini kaybeden insan Allah muhafaza. Yarın şeytan sünneti de alır elinden, vacibi de alır, nafileleri de, farzları da, bir bakmışsın kalmış imanıyla baş başına. Bir zaman sonra ayetin ifadesiyle فَقَدَ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ Allah muhafaza doğru yoldan şaşmış olur. Onun için kardeşlerim, büyüklerimiz buyuruyor ya, edep bir tac imiş nuru hüdada, giy o tacı, emin ol her belada. Bakın sahabeler rahmetullahi aleyh Efendimizin yanında çok edeplilerdi. Yine geçmişimize bakıyoruz. Nice ulemalar, alimler, talebeler hocalarının yanında çok edeplilerdi. Hocalarının yanında edepsizlik yapmaz, onlara saygısızlık yapmaz, onların söylediklerine iki etmez. Çünkü edebi muhafaza eden insan hocasından anca o zaman tam anlamıyla ilme elde edebilir. Hocasına saygısızlık yapan, ya işte bu hoca da bir şey bilmiyor, ya bu hoca da bana ne katacak, bu düşüncede olan insan o hocadan hiçbir ilim elde edemez. Çünkü hocasını sıradan görüyor. Ha, sıradan görüyor derken hocanızı ilahlaştırın demiyoruz. Ama burada ilim talep ettiğiniz kişiyi karşı edebinizi muhafaza edeceksiniz. Edebi her konuda muhafaza etmemiz lazım. Anne babamıza karşı, hanımlar eşlerine karşı, erkekler hanımlarına karşı, talebeler hocalarına karşı, hocalar talebelerine, muhafaza edeceğiz edebi. Edep terk edildiği zaman kardeşlerim, Allah muhafaza eylesin, büyük bir hüsran bizleri bekliyor. Şimdi kardeşlerim, tabii okumuş olduğumuz Bakara suresi 108. ayet-i kerime. Ekseri ulemanın görüş beyanına göre, ortak görüşüne göre Yahudilerle ilgili. Tabii bazıları Yahudilerle ilgili olmadığını. Çünkü evvelki ayette ya eyyühellezine amenu la tekulu ra'ina, ey iman edenlere diye hitap ediyor. Bunun da devamı olması hasebiyle bu ayette iman edenlere hitap diyen alimler de var. Ama burada tabii çoğunluk görüş alındığı için biz de burada çoğunluk görüşü ifade etmek üzere bu ayet-i kerime Yahudilerin Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme farklı farklı sorular sorması üzerine indiğini beyan ediyoruz. Bununla birlikte kardeşlerim, tabii Rabbimiz Celle Celaluhu Yahudilerin bu çirkin huylarını açıkladıktan sonra müminleri çekemediklerinden dolayı, çünkü Müslümanları Yahudiler hiçbir zaman kardeşlerim çekemediler. Yani bugün Yahudilere karşı bir muhabbet besleyen, maalesef bakın bu İngiltere Kraliçesi, Allah Celle Celaluhu şu dünyada Müslümanların üzerinde oynadıkları oyunları kat kat Allah onların karşısına çıkarsın ahirette. Adam çıkmış bunun yerine umre yapıyor ya. Böyle bir anlayış olabilir mi ya? Kabe'de adam umre yapıyor. Kimin? Kraliçe için. İngiltere kraliçesi için. Allah'ın onu affetmesini, cennet nimetlerine kavuşturmasını istiyorum diye Beytullah'ta dua ediyor. Allah Celle Celaluhu, yani kişi sevdiğiyle beraberdir. Ya bir küfür ehli insana Kabe'de dua edilir mi? Müslümanların kötülüğünü isteyen, Müslümanlarla alay eden, Müslümanların birliğini, beraberliğini istemeyen. Geçmişimize bakın ya. Kim halifeliği kaldırmak istedi? Hangi devletler ülkemize bu makamın kaldırılması için taleplerde bulundu? Bir bakın. Sen kalkıyorsun, Müslüman adam gidiyorsun. Yok işte öldü de, yok şöyle oldu, böyle oldu. Yok peygamberin soyundan gelmiş. Ya kardeşlerim, Yahudiler, Hristiyanlar hiçbir zaman Müslümanların iyiliğini istemezler. Müslümanın Müslümandan başka dostu yoktur. Kimse kusura bakmaz. Eğer iman ediyorsan senin dostun bir mümindir. Müslümana haset ediyor, Yahudi'ye muhabbet besliyor. Hangi anlayışta var bu ya? Müslümanın ayağını kaydırıyor, Yahudi'ye, Hristiyan'a muhabbet besliyor. Biraz kendimize gelelim kardeşler. Peygamberimizin kafirlere karşı duruşu gibi bir duruş sergilerim. Kimseden korkmayalım. Bak adam senin atana dedene sövüyor. Osmanlı'ya dil uzatmasını biliyor. Osmanlı'ya hain demesini biliyor. Niye? Safı belli adamın. Safımızı belli edeceğiz. Atalarımız, kardeşlerim zamanında bugün Osmanlı Devleti'ne hakaret edenlerin artıklarının, yani bunlar artıkları Osmanlı Devleti'ne hakaret edenler. O zamanki devlete baş kaldıran, Osmanlı Devleti'ni istemeyenlerin artıkları bunlar. İşte biz Yunan'ın denize döktük, şöyle yaptık. Yok yok, bu siz Yunan'ı dökememişsiniz denize. Hala içimizde kardeşlerim, yani atasını kötüleyen bir millet nasıl düşünülebilir ya? Cihan devleti Osmanlı atalarına, padişahlarına hakaret ediyorsun sen. Ama çalışmaya, icraate geldi mi bilmem nereye, Yahudinin, Hristiyanın ya da Yunan'ın ilah diye isimlendirdiği ismi götürüp bilmem gemiye koyuyorsun, sokağa koyuyorsun, caddeye koyuyorsun. İşte kardeşlerim, bunların safı belli. Biz de safımızı belli edelim.
Hiç kimseye bulunduğumuz ortamlarda atamıza, dedemize dil uzattırmayalım. Atalarımızın ve dedelerimizin istikametini yaşayalım. Yaşatalım ki onların bu haddi, bu hesabı, bu yola cüret etmeye mecalleri dahi kalmasın. Ama sen atanı tanımıyorsun ki o laf söylüyor. Acaba böyle miymiş demeye başlarsın sonra. Bir zaman sonra sen de düşman kesilirsin. Atamızı tanıyacağız. Ceddimizi tanıyacağız. Osmanlı Devleti kurulduğu zaman kardeşlerim, Osman Gazi'ye en büyük tavsiye şudur. Biliyorsunuz daha evvelki sohbetimizde, tabi cuma sohbetiydi. Dedik ki yani Osmanlı Devleti hep şeriat üzerine devam eden, hükmeden bir devletti. Her bir padişahın huzur hocası vardı. Şeyh Edebali dedi ki Osman Gazi'ye, evladın geçmişini bil. Geleceğini ona göre tesis edesin. Geleceğine ona göre yürüyesin. Şimdi adamlar atalarımıza, dedelerimize bu topraklara da laf söylüyorlar. İşte bunlar da tabii kardeşlerim, bugün nasıl Türkiye Cumhuriyeti ile, yani Türkiye Cumhuriyeti yeni bir devlet değil ki kardeşlerim. Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı Devleti'nden sonra rejim değiştirilerek devam eden bir devlettir yani. Yeni bir devlet değil. Yani eğer yeni bir devlet diyecek olursak, o zaman Osmanlı'yı yıktılar, içine girdiler, casuslar, ajanlar, yeni bir devlet kurdular mı diyeceğiz. Biz dedelerimiz diyoruz, atamız diyoruz, rejim değiştirildi, Türkiye Cumhuriyeti devam ediyor. Ama maalesef kardeşlerim, yani bu tabii devletimiz bu hususta hassas olmalı. Atalarımıza dil uzatanlar cezalandırılmalıdır. Biz bunun taraftarıyız. Kim ne diyorsa desin. Adam kendi inancını söylüyor da ben söyleyince mi suç oluyor? Şimdi kardeşlerim tabii konuyu çok dağıtmak istemiyorum. Burada ifade etmek istediğim şey her şeye karşı edebimizi muhafaza etmek. Sevmiyor olabilirsin kardeşim ama saygı göstermek zorundasın. Şimdi kardeşlerim Bakara suresi 109. ayetin mealini okuyalım. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِيمَانِكُمْ كُفَّارًا Rabbimiz Celle Celaluhu Yahudilerin Müslümanları, müminleri çekemedikleri, bu sebepten dolayı yapmak istedikleri hile ve gizli tuzakları beyan etmek üzere Allah şöyle buyuruyor. Ehli kitaptan birçokları kendilerine hak zahir olduktan sonra, hak açıklandıktan sonra nefislerinden kaynaklanan haseden min indi enfusikum. Ayet-i kerimede kardeşlerin ifade edilen haseden min indi enfusihim ifadesi, yani kardeşlerim ayet-i kerimenin devamı, bu hasetlerinden kaynaklanan, nefislerinden, hasetlerinden kaynaklanan çekememezlikten dolayı sizi imanınızdan sonra küfre çevirmek istediler. Kim istiyor bunu? Yahudiler. Senin bugün hayran kaldıklarını yapıyor bunu işte. Devam ediyor ayet-i kerime. Bununla beraber Allah'ın emri gelinceye kadar affedin ve cahilliklerinden dolayı zuhur eden adavetleri, körü körüne düşmanlıkları görmemezlikten gelin. Yani Rabbimiz peygamberimize ve ashabına diyor ki Yahudilerin size karşı yaptıkları kötülükleri, düşmanlıkları, nefislerinden dolayı yaptıkları çekememezlikleri bir müddet görmemezlikten gelin. Niçin? Kardeşlerim düşmanımızı iyi tanımamız lazım ki, yani biz bir düşmanı iyi yeneceğimizi anlamadan, kestirmeden, belli etmeden onlarla mücadele etmeye kalkarsak yenik duruma düşeriz. İslam'ın savaş stratejisi budur kardeşlerim. Düşmanı iyi tanıyacağız. İyi tanıyana kadar Allah diyor ki sabredin onlara. Görmemezlikten gelin. Sabırlı olun. Ayet-i kerime devam ediyor kardeşlerim. Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor ki fa'fu vesfahu hatta yetiyallahu bi emri. Allah'tan emir gelinceye kadar bekleyin. İnnallâhe alâ kulli şeyin kadir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Habibim Rabbine tevekkül et. Allah seni onların üstesinden getirecektir. Çünkü Allah'ın gücü kuvveti her şeye yetiyor. Şimdi kardeşlerim bu ayet-i kerime Alusu tefsirinde, Begavi tefsirinde, Siracül Münir ve Ruhul Beyan tefsirlerinde ortak bir görüşe göre Uhud Savaşı'ndan sonra yaşanılan bir meseleden sonra bu ayet-i kerime nazil oluyor. Uhud vakasından, savaşından sonra Yahudi alimlerinden bir cemaat toplandılar. Müminlere, sahabelere geldiler. Dediler ki ya başınıza geleni görmediniz mi? Bakın nereden geliyor kardeşler? Şu şeytanın ne tuzaklar kurduğuna iyi bakın. Düşünün savaştan gelmişsiniz. Peygamberle savaşmışsınız. Onun için mücadele etmişsiniz. Peygamberin yanında, peygamberle birlikte savaş halindesiniz.
Savaşta Allah'ın takdiri olumsuz durumlar oldu. Uhud Savaşı'nın birçoğumuz biliyoruz, detayına girmeyelim. Bu savaşta Müslüman ordusu bir zayiat gördü. Birçok şehit verildi kardeşlerim. Yaklaşık 70 tane şehidimiz oldu. Ki Hazreti Hamza Efendimiz, Musab bin Ömer gibi İslam'ın önde gelen isimlerinden İslam ordusu şehit verdi. Şimdi bu Yahudiler, alimler, müminleri, sahabeleri görünce ya başınıza görenleri görmediniz mi başınıza gelenleri? Eğer hak din üzerine olsaydınız siz bunları yaşar mıydınız? Bakın şu söylemlere bakın. Ashabı Resulullah'ın tarafından çekmeye çalışıyorlar. Ama şimdi biz olsak Allah Allah bu adam doğru mu söylüyor acaba ya? Madem biz Allah için savaşıyoruz o zaman yenmemiz lazım da niye yenildik? İşte böyle nefsine yenik düşen adamlar yoldan sapıtmış kimselerdir. Siz dedi başınıza geleni görmüyor musunuz? Yahudiler söylüyor. Sahabelere söylüyor. Eğer hak din üzere olsaydınız ya da hak üzere olsaydınız bozguna uğramazdınız. O halde kendi dininizi bırakın, bizim dinimize dönün, bu sizin için hayırlıdır. Yani bunu birçok sahabeye söylemeye çalıştılar. Hatta kardeşlerim Huzeyfetül Yeman Hazretleri, Ammar bin Yasir radıyallahu anh bu kıymetli sahabelere Uhud Savaşı'ndan sonra hemen onları yakaladılar, söylediler. Tabi evvela Hazreti Huzeyfe'nin yanına geldiler, dediler ki ey Huzeyfe bak savaşta bir yenilgi gördünüz. Yani hak üzere olsaydınız bunları yaşamazdınız. Gel bizim dinimize gir. Ama Hazreti Huzeyfe ne buyuruyor kardeşlerim radıyallahu anh? Buyurdu ki sizce dedi sözde durmak nasıl bir şeydir? Yani biz bir meselede söz verdik. Hazreti Ammar söyledi. Sözde durmamak nasıl bir şeydir? Yahudiler dediler ki bizce sözde durmamak çok kötü bir şeydir. Hazreti Ammar bunun üzerine buyurdu ki ben Allah-u Teala Hazretlerine yaşadığım müddetçe Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme küfretmeyeceğime dair, onun için mücadele edeceğime dair Allah'a söz verdim. Yahudiler bunu duyunca dediler ki yani Ammar bir daha dönüşü beklenmeyecek bir şekilde bizim dinimizden ayrıldı. Yahudiler baktılar ki Hazreti Ammar kesin bir sözle onların o fitne fesadını geri püskürttü. Biz de kardeşlerim bir fitne bir fesat yayıldığı zaman böyle miymiş acaba şöyle mi acaba şüphe içine düşüyoruz hemen. Ya biz yakinen iman etmiyor muyuz Allah'a? Bakın sahabeye. Şimdi sahabeyle aynı cenneti istiyoruz. Onlar kafirle nasıl mücadele ettiler? En hassas noktalarından vurulmaya çalışıldılar. Hemen döndüler Hazreti Huzeyfe'nin yanına. Dediler ki ey Huzeyfe Ammar bize iman etmedi. Peki ya sen ne diyorsun? Bak bozgunculuğa uğradınız. Ordunuzdan ölenler oldu. Bırak dinini, Muhammed'i bırak gel bize. Ama kardeşlerim Hazreti Huzeyfe ne buyurdu? Radîtu billahi rabben ve bil İslami dinen ve bil mü'minine ihvanen ve bil kıbleti ka'beten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söz verdiğine dair ben Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den ve bil İslami dinen din olarak İslam'dan ve bil Kur'an'ı imamen imam olarak rehber olarak Kur'an'dan ve bil Kabe'ti kıbleten kıble olarak Kabe'den ve bil müminine ihvane mümin olarak kardeş olarak da müminleri ihvan edinme konusunda razı oldum deyince Yahudiler dediler ki vallahi dediler Musa'nın ilahına yemin ederiz ki sizin kalpleriniz kalplerinize Muhammed'in sevgisi içirilmiş. Baktılar ki hiçbir şekilde sahabeleri geri çeviremiyorlar. Çünkü iman var kardeşlerim. İman olduğu zaman o kalpte hiçbir şeyde sarsıntı olmaz. Ama kalpte sarsıntı varsa, şüphe varsa, şek varsa o zaman o iman o kalpten uzaklaşmaya başlar. İşte bakın sahabeler o müşriklere, Yahudilere nasıl cevap veriyor? Biz peygambere söz verdik dönmeyiz. Şaşırdılar ya bunlar nasıl Muhammed'e bu kadar içten iman edebiliyorlar? Nasıl Muhammed'e bu kadar bağlılar? Şimdi kardeşlerim tabi burada bu mesele Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme anlatılınca Hazreti Huzeyfe'nin ve Ammar bin Yasir radıyallahu anhum Yahudilerle yaşadığı mesele Efendimiz'e anlatılınca Efendimiz buyurdu ki Esabtuma hayran ve eflahtuma hayra isabet ettiniz ve kurtuluş buyurdunuz, buldunuz buyurdu Peygamberimiz. Yani bu iki sahabe için siz büyük bir hayra isabet ettiniz ve kurtuluş buldunuz buyurdu. Ve Peygamberimiz onları hayattayken kurtuluş bulduklarına dair müjdeledi. Burada neyin karşılığı? Resulullah'a teslimiyetin karşılığı dünyadayken. Peki ahiretteki nimetleri neler olacak bir de bunu düşünelim.
Şimdi bu ayet-i kerimede kardeşlerim, hani Rabbimiz Celle Celaluhu Efendimiz'e hitaben buyurdu ya, onlar işte fa'fu vesfahu, onları affedin, müsamaha gösterin. Yani buradaki ayetteki, ya hocam Yahudilere karşı Allah nasıl müsamaha edin der bize. Burada onların düşünceleriyle ortak bir görüşe sahip olun demek istemiyor. Yani Rabbimiz Celle Celaluhu onlara sabredin. Onların yaptıklarını görmezden gelin, Yahudilerin yaptıklarını görmezden gelin derken Rabbimiz onlardan razı olma anlamında ifade etmiyor. Zaten mücadele belli, kimle mücadele ettiğimiz. Ya hocam biz nasıl kafire karşı Allah sabretmemizi, ya peygambere Rabbimiz buyuruyor ki onların tuzaklarını tanı, onları tanı, ordularını bil ki onlara karşı mücadele etmek üzere biraz zaman Rabbimiz Celle Celaluhu sarf etmesini peygamberimizden bekliyor. Müminlerle beraber bekleyeceksiniz. Kafire, Yahudi'ye şu anda mücadele etmeyeceksiniz. Onların söylediklerine kulak tıkayacaksınız onları tanıyana kadar. İşte az önce söylediğim gibi İslam'ın kardeşlerim savaş stratejisi budur. Düşmanı tanırız. Düşmanı tanıyana kadar sabırlı olmak da İslam'ın emridir. İşte Rabbimiz diyor ki sabırlı olun. Ha, bu onlara razı göstermek değil, rıza göstermek değil. Yaptıklarını ortak olmak, yaptıklarını onaylamak da değil. Sadece peygamberimize, yani öyle olacak olsa mesela Tevbe suresi 29. ayet. Onların yaptıklarına Müslüman rıza gösterecek olsa bu ayet-i kerime o zaman haşa Kur'an çelişir mi kardeşler? Rabbimiz buyuruyor: "Katilu lezine la yu'minuna billahi vel yevmil ahir." Kendilerine kitap verilenlerden ne Allah'a ne de ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve peygamberin haram ettiği şeyleri haram tanımayan, hak dini yani İslam'ı din olarak kabul etmeyen kimselerle zelil ve hakir, yani alçak ve hor olarak kendileriyle cizye verecekleri zamana kadar savaşın. İşte İslam'ın emri bu. Mücadele edin onlarla Allah diyor. Ama Rabbimiz Celle Celaluhu burada Peygamber Efendimiz'e bir müddet veriyor. Hemen onlara karşı gelmeyin. Bekleyin. Fa'fu vesfahu. Biraz sabredin. Onları bir söylediklerini affedin. Duymamazlıktan gelin. Ne zaman? Hatta ye'tiyallahu bi emri. Allah'tan emir gelinceye kadar. Ki kardeşlerim, Rabbimiz Celle Celaluhu'dan emir gelince birçok Kureyş ağalarından birçoğu öldürüldü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e düşmanlık eden Yahudiler, Kureyşlerin ekserisi, büyük başlar öldürüldü. Peygamberimizin bu sabrının sonunda Rabbimiz Celle Celaluhu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme müsaade etti. Tabi bu ayet-i kerimede ne ifade ediliyor? Haseden min indi enfusihim. Yani onlar size haset ediyorlar. Kardeşlerim, haset öyle bir şeydir ki hasedin olduğu yerde amel durmaz. Hasedin olduğu yerde iman durmaz. Bakın birkaç hadis-i şerif okuyalım. Efendimiz buyurdu ki: "İyyakum vel hasede fe innel hasede ye'kulul hasenat." Aman ha, hasetten sakının. Efendimiz uyarıyor bizi aleyhissalatü vesselam. Çünkü ateş odunu yediği gibi haset de sevapları yer. Şimdi sevaplar, mükafatlar, ameller, zorluk, sıkıntılar, ama bir yandan hasede başlayınca, tabii haset nedir kardeşlerim? Yani başkasının elindeki nimeti çekmemek. Yahudiler niye bize haset ettiler? Peygamberimiz onların soyundan gelmediği için. Niçin müminlere haset ettiler? İşte Muhammed bizim soyumuzdan olmalıydı. Bizim peygamberler, nice peygamberler bizden geldi, bizden devam etmeliydi düşüncesindeydiler. İşte haset onları bitirdi kardeşler. Haset onları peygambere imandan alıkoydu. Onun için Efendimiz bizlere emrediyor: hasetten uzak dur. Nasıl ki odun, ateş nasıl odunu kül ediyorsa, haset kardeşlerim amelleri yok eder. Mesela başka bir hadis-i şerif, Efendimiz buyurdu ki: "Debbe ileykum da'un da'ul umem." Buyurdu ki kainatın efendisi aleyhissalatü vesselam, sizden öncekilerin hastalığı olan haset, yani kıskançlık size de bulaştı. Efendimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Buz ise, yani nefret ise tıraş edicidir. Ben burada size saçınızı tıraştan bahsetmiyorum diyor peygamberimiz. Hadis-i şerif devam ediyor. Fakat dininizi tıraş eder. Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki inanmadıkça cennete giremezsiniz. Hadis-i şerif devam ediyor. Birbirinizi sevmedikçe de inanmış olmazsınız. Sizleri birbiriniz arasında muhabbet olacak bir şey, bir amel söyleyeyim mi? Buyurun ya Resulullah. Efşus selam. Allah'ın selamını aranızda yayın. Yani müminlerin arasında muhabbet besleyecek tünaydın, günaydın değil kardeşim ya. Yok bizim örfümüzde bunlar. Evvela esselamu aleykum. Selam aranızdaki muhabbeti artırır diyor peygamberimiz. Aranızdaki bağı ziyadeleştirir, kuvvetlendirir.
birbirinizi sevmeniz için bir yol söyleyeyim. Allah'ın selamını aranızda yayın. Hangi makama girerseniz girin, korkmayın ya. Adam her şeyi konuşuyor, her şeyi söylüyor. Tünaydını, günaydını, merhabası, iyi akşamları, iyi günleri bitmiyor. Ben selam verirken mi korkacağım? Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Hayırlı sabahlar. Esselamu aleyküm, hayırlı akşamlar. Önce Allah'ın selamını edin, önce selam sonra kelam edin. Onun için Peygamberimiz, yani birbirinize haset etmeyin. Hasedi kalbinizden çıkaracak bir şey selam. Çünkü bir Müslüman bugün bize birisi selam verdiğinde ona karşı bir sıcaklık hissederiz. Çünkü anlarız ki bu adam bize selam vermişse bize karşı böyle bir kötü düşünce hali, tavrı, davranışı olmaz. Çünkü bir insan karşı tarafa kötü niyetliyse ona selam vermek içinden gelmez kardeşlerim. Yine başka bir hadis-i şerif. Efendimiz buyurdu ki Leyse minna zu hasedin. Haset, dedikodu ve falcılık yapanlar benden değildir. Ben de onlardan değilim buyuruyor. Ya kardeşlerim şimdi böyle bir hadis-i şerif varken haset ve dedikodu. Biz nasıl kardeşlerim kendimizi muhafaza etmeyeceğiz ya? Benden değildir, ben de ondan değilim diyor Peygamberimiz. Adam namazdan çıkıyor, caminin önünde akşama kadar dedikodu yapıyor ya. Kardeşim bak Resulullah sana söylüyor. O benden değil, ben de ondan değilim. Kim bu adam? Haset eden adam. Kim bu adam? Dedikoduda batmış bir adam. Rezil etmiş kendini. Amellerini de yok etmiş. Yazık değil mi ya? Şu dedikodu yakışır mı bir Müslümanın ağzına? Hanımlar, erkek bir araya gelince şu böyle yapmış, bu böyle etmiş. Dedikodu gıybet, dedikodu gıybet. Bir de çekememezlik de var. Bakın mesela kardeşlerim, Hazreti Musa aleyhisselam Allah Celle Celaluhu ile görüşmeye gittiği zaman arşın gölgesinde bulunan bir adam gördü. Ve Musa aleyhisselam baktı ki ya bu adamın makamı çok yüksek. Arşın gölgesinde. Rabbimiz Celle Celaluhu ile görüşmeye gittiğinde gördü bunu Hazreti Musa. Tabii onun makamına gıpta etti. Yani heves etti makamına. Ve bu adam Allah katında çok kıymetlidir diye düşünerek Rabbimiz Celle Celaluhu'ya bu adamın ismi nedir ya Rabbi dedi. Tabii Musa aleyhisselam sordu, Rabbimiz cevap vermedi. Ama Allah Celle Celaluhu buyurdu ki ey Musa ben bu adamın amellerinden sana söyleyeyim. Yani hangi makam onu buraya getirdi? Sen peygamber olarak ona gıpta ediyorsun, heves ediyorsun. Hangi makam onu getirdi? Ve Rabbimiz buyurdu ki bu adam Allah'ın fazlu kereminden kullarına verdiği şeyleri kıskanmazdı. Birincisi bu. Arşın gölgesinde olmasının birinci hikmeti bu. Allah'ın diğer kullarına verdiği şeyleri kıskanmaz. Biz birinde bir şey görüyoruz. Vay nasıl olmuş bu? Nasıl almış bunu? Nasıl yapmış bunu? Ben nasıl yapamam? Adam gözüne uyku girmiyor bundan sebep. İkincisi anne babasına isyan etmez, karşı gelmezdi bu adam. Üçüncüsü kardeşlerim dedikodu yapmazdı Allah-u Teala buyuruyor. Bu adamın üç hasreti var. İşte dedikodu kardeşlerim bilhassa haset konumuzla ilgili olan. Ayet-i Kerime'nin tefsiriyle ilgili olan mesele. Şimdi haset ettiğimiz insanların hasetçiliğimiz devam ettiği müddetçe amellerimiz yok olacak. Allah rızası için kendimize gelelim ya. Niçin amellerimiz boşa gitsin? Biz kardeşlerim ölene kadar bu hususta şeytanla tabii mücadele edeceğiz ki hatta mesela kardeşlerim Zekeriya aleyhisselam'dan rivayet ediliyor. O Allah-u Teala'nın şöyle buyurduğunu naklediyor. Allah-u Teala buyurdu ki diyor Zekeriya aleyhisselam hasetçi kişi benim nimetime düşmandır. Hükmüme karşı gelen kızıcıdır ve kullarımın arasında yapmış olduğum taksimden razı değildir. Şimdi bir adam niçin haset eder? Yani memnun olmadığı için, razı değil adam. Bunda niye bu var, bende niye bu yok? Kardeşim Allah verdi ona onu. Onu ona veren Allah'tır. Sen haset ederken neler yaptığının, Allah'a karşı geldiğinin farkında mısın? Allah onun kaderine takdir etmiş o rızkı yahut senin haset ettiğin şeyi ona bahşetmiş. Makam, iş, mevki fark etmez. Sağlık, sıhhat, eş, çoluk, çocuk. Allah bunu ona bahşetmişken sen ona haset ediyorsun. Haşa Allah'ın verdiğine karşı geliyorsun. İşte Allah Zekeriya aleyhisselama buyuruyor ki haset eden insan benim taksimimden razı olmayan adamdır. E ne demek bu? Allah'a şirk koşmak bu. Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri hasetten muhafaza eylesin. Allah bizi dedikodudan muhafaza eylesin. Allah bizleri gıybetten muhafaza eylesin. Amellerimizi zayi etmekten Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi emin ve muhafaza eylesin. Rabbimiz duyduğumuz ayetlerle amel etmek bizlere nasip eylesin. Günümüz ve gecemiz hayırlara, bereketlere vesile olsun. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.